Şükran Görgülü ben. 4 çocuk annesiyim. İstanbul'da yaşıyoruz 14 yıldır. Bu işe 2 yıl önce başladık. Abimin vesilesiyle tabii ki. Öncelikle abim başladı bu işi, böyle bir şey. Biz de yani çok şey gördük, güzel gördük. Yani elimizden gelebileceğini düşündük, yapabiliriz diye. Öncelikle ben ev hanımıydım. Biz 6 çalışan bir hamurcumuz, bir de kasiyerimiz var. 7 kişi, 7 çalışanız. 3 kadın sabah çalışıyor 1'e kadar. Sabah 7, öğlen 1'e kadar. 3 kadın da birden sonra çalışıyor 6'ya kadar. Böyle. 2 vardiyeli çalışıyoruz. 3 çocuk annesiyim. Eltimle beraber karar verdik burayı açmayı. Şu an çalışıyoruz. Hem çocuklara bakıyoruz, hem ev, hem burası. Çok şükür idare ediyoruz yani. Tüm kadınlara da seslenmek istiyorum. Kendi ayaklarının üzerinde durması ve kendi el emeğiyle bir şey yapması gerçekten çok önemlidir. Hayat zoru. Hem ne kaptırını nöbe, geçim nöbe. Hem günde sakin inmedi, fayda etene cemhat ne vera. Vera zor bir. Hem ne kormal da bu sen. Hem bir ki bir kaptın. Baha bir, kir yadanın. Hem zor meytebi dıkhunun, hem ne karın. Hem kızakta dershane az mecbur edin. Peri dershane dedim. İlk başlarda çok zordu. Çok zorluk çektik tabii hani. Çocuklar mağdur kalıyordu falan. Ama sonra hani çalışmayı gerçekten çok sevdim. İşimi severek yaptım. Hani sevmeseydim herhalde beceremezdim, yapamazdım, bırakırdım ama severek yaptığım için başarıyorum. Çok da çevreden destek alıyoruz. Herkes bizi çok güzel şey yapıyor, hani tebrik ediyor. Çok güzel bir iş başardınız, çok güzel bir iş. Hani köyü buraya taşıdınız diye. Çok mutlu oluyoruz biz de gerçekten. Bizim bu iş yeri böyle bir şey yani, kadın dayanışması. Yani aramızda erkek yok. Bir tek eşim var, o da serviste falan gidip geliyor, o kadar. Eskiden biz şeyle, elle hamur yoğuruyorduk. Şimdi mesela şey var, kazan var, hamur yoğuruyor makinemiz var. Şimdi eskiden odunla yakıyorduk. Şu an doğalgazla yapıyoruz ama çok güzel yani. 20 senedir biz buradayız. Ben hiç tandır ekmeği yapmamıştım köyde. Buraya geldim, bunu yaptım. Evet, anneler de bize biraz kaldı buraya. Hani çalışmaya çekinen kadınlarımız da vardı. Hani gelip çalışırım, çekinirim, ayıp olur falan ama öyle bir imkan yok yani, öyle bir şey yok. Karşı çıkan kadınları bile yani davet ettik, geldiler, gördüler, çalıştılar bizimle. Hani kendi imkanlarınızı kendiniz yaratın. İlk defa adım evvel adım. Mehek'de mehesi, mehes burada odakabildim. Deja iş mecbur zor be. Be zor tane iş. Bekarken çalışmanın hiçbir zorluğu yok da ama evlendikten sonra, çoluk çocuk sahibi olduktan sonra hem evi, hem işi, hem burayı, hem çoluk çocuğu idare ediyoruz. Biz kendi imkanlarımızla, inan ki kendi imkanlarımızla burayı açtık yani. O da zar zor artık yani kendi çabamızla bir şeyler yapmaya başarıyoruz. Mehen epez mez koyut görmedi, tende idare ne be baha bu. Ama ev terk ondem hat ne vera, vera ji zav ye baha, yem iyi sal hatın zaten. Gönci tene be zor, vera ji tene be zor, yani de da hem hatın mecbur. Mecbur bu ona zar kaz hatın, mego hem az herim bıkhaftın biraz, kız emişi bıkhumunu. Erkeğin bir görevi var, dışarıya gidiyor, geliyor, işini, gücünü yapıyor, geliyor evde rahatına bakıyor. Ama kadın öyle değil. İşini de yapsa çocuğuna bakacak, evine bakacak. Bakmak mecburiyetinde. Sen mal da rutinin işi malı, yemek yemeğe çetkin, çay zarı çetkin, nonu zarı çetkin. Hem mecburim, sen hem seni içtikin. Hem zaten için hem malı zi iş edin etkin. Sobe vedkin, non çetkin, yemek çetkin, lezun. Zor ez yani. Bir çocuğun bezi.
Ben en son 39'a aldım. Şu an 60 milyon olmuş. 60. Bir dahaki aya gitsem yani yüzü bulur. Ya gerçekten şu an çocuğum 9 aylık ama gerçekten diyorum ki hani ben bir an önce bunu bezden koparayım da hani bez almayayım. En büyük sıkıntımız ve çocukları mesela bir şey istiyorlar alamıyoruz. Niye? Çok pahalı. Her şey 30-40 liradan başlıyor. Bu adam günlüğü 100 lira. Kiremi mi vereceksin, elektrik, su al, doğal gaza mı vereceksin ve çocukların ihtiyaçlarını mı alacaksın ve kendi evinin ihtiyaçlarını mı alacaksın? Yani gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Hepimiz için, ülke olarak hepimiz için çok büyük bir sıkıntı. Yeah.